Evet arkadaşlar, şimdi belediyeler nasıl hortumlanıyor? Belediyenin parası, yani halkın hizmet yerine kullanılacak parası nasıl belediye başkanlarının, yandaşlarının, yardakçılarının hesaplarına aktarılıyor? Nasıl zayi ediliyor? Nasıl yalanla belediye yönetiliyor? Şimdi bunu size anlatacağım. Delil delil, dinleyince anlayacaksınız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. 2019 seçimlerinde sosyal medyada CHP çok güçlü olduğu için büyük şehirlerin hepsini kaybettik. Şimdi maddi bir şey istemiyoruz sizden. Sadece abone olup beğenmeniz yeterli ki yapmış olduğumuz videolar daha fazla kişilere ulaşsın ve o kişiler de bu videodan haberdar olsun. Eğer abone olmayıp öyle beğenmediğiniz zaman YouTube arka sıralarda yayınlıyor. Emeğimiz de boşa gidiyor. Şimdi konumuza dönecek olursak bakın. Belediye 2019 seçimlerinde bak belediyeyi kazanmadan önce CHP'nin adayları Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, hemen hızlıca örnek vereyim. Şimdi belediye başkanlığına önce allıyorlar, pırlıyorlar, makyajlıyorlar, karşımıza yeni taze bir yüz çıkartıyorlar. Şimdi çıkan bu yüz hemen orada size söyleyeyim. Bir geçmişi yok. Bir karşısın hani güreş meydanına, er meydanına çıkarsın da er meydanında karşında böyle yağlı kaslı kolundan bacağından tuttuğumu yere çakacak adam da yok. Hiç böyle hani fiziksel temaslı. Öyle kravatı giydiriyorlar. Takıyorlar. Eline bir de hani böyle mikrofon. Bir de sesi de böyle şey çıkıyorsa hani biraz halkın deyimiyle yumuşak kibar çıkıyorsa bu halkı kazıkla kazıklayabildiğin kadar, kitle kitleyebildiğin kadar. Şimdi oraya yani yalanın adı arkası da kesilmiyor. Yalandan da kimse ölmemiş. Bugüne kadar yalan söylediğinden dolayı ölen insan gördünüz mü? Yani çıkıyor oraya başlıyor bakın arkadaşlar. Şöyle başlar. Şimdi ben diyelim belediye başkanıyım ve yalan olarak yalancı bir şekilde ülkeyi yöneteceğim. Arkamda fos, hiçbir şey yok. Hemen başlıyor. Ben belediye başkanı seçilirsem, bak seçilirsen beni belediye başkanı yaparsanız gerçek yapacağım bir şey olmadığı için söyleyeyim yani uyduruktan. Hemen aklıma öyle düz atıyorum bakın. İsrafı önleyeceğim. Gereksiz israfları önleyeceğim. Belediye düzgün yönetilemiyor. Belediyenin gelirleri bazı yandaşlara, bazı gereksiz kişilere dağıtılıyor. Boşu boşuna belediye araçları, makam araçları, huzuru masraf yapıyor. Bu belediyede gereksiz işçiler çalışıyor. İş yapmadan yani bankamatik işçileri çalışıyor. Yatırım gerekli derecede yapılmıyor. İstenildiği kadar, ihtiyacı olduğu kadar gereksiz harcamalar yapılıyor. Dolayısıyla belediyenin parası zay oluyor, hibe ediliyor, harcanıyor. İstanbullu veyahut da Ankaralı bu belediyenin maddi gelirinden yani kazanılan toplanan parasından gerektiği kadar istifade edemiyor. Ben seçerseniz beni ben israfın önüne geçeceğim. Belediyenin kasasını hani gerekli olan yatırımları yapacağım. Bu insanların halkın okulsa okul, kreşse kreş, bedava süt, bedava ekmek, bedava yağ, bedava elektrik, bedava su, bedava ulaşım, bedava, 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 bedava her şey herkes memnun olacak şekilde bedava. Kalan parayla daha kalıyor. Kalan parayla afiyetle hepinizle bir paylaşacağım. Halk da sanıyor ki ne? Ahmet zarfın içine koyacak. Ahmet amca buyur. Belediyeden kalan para senin. Mehmet amca buyur. Belediyeden kalan para senin. Zarfla para verecek sanıyor. Halk kafa olmayınca hani düşünmeyince gerçekten böyle sanıyor insanlar demek ki. Ondan sonra bakın bu yalanlar buna benzer bir sürü yani zaman fazla gitmesin diye uydu ya devam ulamıyorum. Bir dünya yalan. Hangi sokağa gelirsin, hangi mahalleye gelirsin bir başka yalan at. Daha bir 10 dakika önce söylediğin yalanlar ben de unutuyorum. Şimdi belediyeye başkan oldum. Adamlar seçti beni. Şimdi vaatleri verdim. Adam benden artık bir şey bekliyor. Şimdi koltuğa geleceksin artık. Şöyle bir oturacaksın. Vaatler var ya hani söyledim bir dünya insanlar bekliyor. Bir dur ya. Daha yeni oturduk. Daha mühürümü yeni aldım, mazbatamı, belediyenin yardımcısı, sekreteri, belediye çalışanları, kim müdür, kim defteri getirin, al, gelecek ödenek ne, gelir ne, gider ne, bunlara şöyle bir bakayım edeyim falan filan. Hani belediyede istediğim elemanları bir yerlere yerleştireyim, hani takımımı kurayım, şöyle yapayım, böyle yapayım falan. 4, 5, 6, 7 ay gitti.
Anca böyle. Şimdi 4, 5, 6, 7 ay geçti ya. Şimdi artık hizmete geçmem lazım. Bir şeyler, çünkü halka o kadar yalan attım. Bir şeyler benden bekliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan bahsediyorum. Yani direktmen. Anlayan anlar. Direkt ondan bahsedeyim. Şimdi 6 ay, bir sene geçti ya. Şimdi halk bekliyor, bir şey demem lazım. Ne demem? Şimdi kanallar var. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal. Yani yalanlar oluyor. Yalan bir, yalan iki, yalan üç, yalan dört. Uyduruklar. Halkı nabzını yani rölantide tutmak. Nabzını yoklamak. Onları uygun yalanlarla yatıştırmak. Uygun yalan lazım halka. Şimdi ilk yalan ne diyeyim? Şunu diyeyim. Biz belediyeyi devraldık. Devraldığımızda devlet kasası boştu. Bir enkaz devraldık. Enkazı da belediye çok borcun bataklığın içerisindeydi. Biz bu ödemeleri acilen ödememiz lazım. Bu giderlerin bu kadar yüklü olması sebebiyle, bu kredinin, borcun, kasanın da boş olması sebebiyle acilen gerekli önlemleri almamız lazım. Acilen, hem de çok acil. Eğer gelmeseydi, bir sel, yağmur yağsa, o sel, hani azıcık bir su, bütün İstanbul'u sürükleyip Marmara'nın ta dibine, en dibine atacak gibi. Böyle bir yalan. Yani geldim, iyi ki geldim, kurtardım İstanbul'u. Yani iyi ki gelmişim, kurtardım. Yoksa sürüklenip gidiyor, kasa boş, batmış. Belediye artık enkaz belediye almışım. Yalan bir. Zaman ilerliyor, biraz daha geçiyor, ilerliyor. Halk hani süt bedava, hani maaş, hani israflar önlenecek. Paralar halkı, hani vatandaşla afiyetle bölüşülecekti. Zarflar gelecekti. Yok. Neyse, o bir yalan, ikiye geçiyorum bak. Bazı yatırımlar yapmak istiyoruz biz. İstanbul'da şu eksik, bu eksik, şöyle. Bak, eksikleri de söyleyeyim. Benim gözümü bağlayın, götürün beni hemen İstanbul'da herhangi bir sokağa. Hemen size israf ya da hani yapılacak bir yapı söyleyeyim. Yalandan çok ne var hemen. Gözüm bağlı sokağın birine koydunuz. Oturuyorum sokağın birinde. Açtınız anında gözümü, bakıyorum. Yalan uydurmam lazım. He, buradan çok araba geçiyormuş. He, bakıyorum çok araba geçiyor. Buraya bir üst geçit yapmamız lazım. Ne kadar? Bayağı bir para lazım, şu kadar. 5 katı, 7 katı, neyse, üst geçit. Buraya üst geçit yapılacak. Gözümü bağladım, başka bir sokağa götürdüm beni. Başka hiç tanımadığım bir yer. Semtini de bilmiyorum. Orada da bir yalan uydurmam lazım. Bakıyorum. Ha, halkı dinledim. Burada çok kaza oluyormuş. Ölümlü kazalar. Biz buraya bir lamba koymamız lazımmış. Uyduruktan. Lamba koyulup koymadığı da belli değil. Anladın mı? Onu da oraya. Gerek yok. Oradan başka bir yere götür. Ya buranın çevresi kirliymiş de, bu buraya çevre düzeni yapılacakmış falan filanmış da, 5-6 tane kürekli adam gelsin orada dolaşsın molasın sabahtan akşama kadar, biz bir dünya hizmet yaptık. Yalanlar üretiyorum. Şimdi bunların hepsi nasıl yapılacak? Bu hizmetleri de söyledim, yapılacak. Yani ona köprü, hani üst geçit, oraya hani lamba falan filan. Kasa da enkaz. Hani geliri israfı önleyip bir dünya para dağıtacaktım. Onun yalanlar unutuldu. Onlar bir kenarda dursun. Biz Avrupa'ya gidelim. Ekrem İmamoğlu, 96 milyon euro Fransa'dan alalım. 110 milyon euro Almanya'dan alalım. 150 bilmem ne küsurat Londra'dan alalım. Yani milyon euro bunlar, biliyor musunuz? 9 trilyon İstanbul Belediye'ye bir borca sokalım. 3-5 gösterik bir şey yapalım. Eskiden kalınmış, yapılmış. Bir iki tadilat yapın. Boyayın, fırçalayın, badanayın. 8-10 kişiyle geleyim şuraya, yanımda bir kontrol ediyor deyin. Orada Ekrem Başkanım bak duvarda mesela, arkamda diyelim bak o saat yamukmuş, onu şöyle bir düzeltin. O saatin bak pili de durmuş olabilir, pilini ayarlayın. Bak şurada vitrinde, camekende bir şeyler var, bunu sülünsün, süpürülsün falan böyle. Kamera çekiyor mu oradan? Çekiyor, tamam. Ha, Ekrem Başkan kontrolde, teftişte. Sanki gelip de bir halt etti. Yani orada tünelleri kontrol ediyormuş falan böyle 8-10. Kafamda ha bir tane inşaat şapkası, bir tane yelek olacak ama sarı yelek falan filan, kırmızı yelek, can güvenliği, biliyor musun? Maske, bir de gözlük falan filan. Hani iş güvenliği açısından gösteriş, yani çalışıyor bu adam. 5-10 dakika şuradan toz bile değmeden yürüyor. Anladın mı? Halka kazığı geçir. Bu taktiktir. Yani böyledir. Devamında bu kredileri alıyorsun oradan. Şimdi Ankara Mansur Yavaş 350 milyon TL şu anda Ankara Belediyesi'ni borca sokuyor. Şu anda sokuyor. İstanbul soktu. Bu parayı afiyetle yandaşlarına, etrafındakilerine bir indir. İndire Gandhi. İstanbul'un ve Ankara'nın 30 senelik, bak 30 senelik gelecekteki dönemdeki gelecekteki kazancını kredilere bağlıyor. Ondan sonra beni kendisi 3-5 sene içerisinde topluyor pılını pırtını, yüklüyor ceketini. Ondan sonra bunun kıçına tekme de vursan doldurmuş artık kendi cebi ve yandaşların cebi. Bundan sonra gelecek belediyenin anası ağlayacak. 30 sene bunun kredi borcu bundan uğraşıp bunu ödeyecek. Bir enayi gelip bununla ödeyecek. Ama bakın, hani en başa dönelim. Seçim zamanı demiyordu ki ne? Ben seçildikten sonra kasa boş diyeceğim. Birinci yalan.
Enkaz aldım, ikinci yalan. Kredi çekeceğim, krediyle bir şeyler yapmaya çalışacağım falan filan demiyordu. Ama hep ne diyordu? İstanbul'un parası kendine yeter. İsrafı önleyeceğim, tasarruf yapacağım. Gereksiz ödemeler, huzuri ödemeleri engelleyeceğim. İstanbul'un geliri giderini 10 kat karşılar. Kaynak var. Kalan parayı da afiyetle çatır çatır yiyeceğim, bölüşeceğim. Hepsi yalan. Nerede? Nerede? Dedim ya, Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4. Daha birinci senesi bunun. 4 sene daha bu millete güzel kilitleyecek bunlar. Size çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Eğer 5 sene sonra AK Parti'ye bu belediyeler trilyonlarca borç bırakıp da ceplerini doldurup enkaz bir şehir, yani bırakıp defolup gidip de ondan sonra yine bu şehrin 40 sene 50 senelik geleceğini zayi edip de kredileri borçları sırtına yükleyip de giderse sevinin. Göreceksiniz daha. Kıçınızdaki o don da gidecek. Bunların yalanları. Şikayet edeceğiniz bir yer var mı? Yok. Onlar görevden alacak bir merci var mı? Yok. Onların hani herhangi memnuniyetsizliğiniz ya da bir herhangi dilekçe online bir şey var mı? Yok. Ama AK Parti'de öyle miydi? Cumhurbaşkanı e-mail yazıyordun. Sana geri dönüyorlardı. Neyin nesi diye. Hani bu belediyede ne oluyor ne bitiyor. Bırakın şikayet etmeyi. Yalova'da bak yolsuzluk oldu. Artık Cumhurbaşkanı oraya adam atama yapacak. Hani kayyum atayacak. Biz yedirmeyiz, biz yedirmeyiz diye ayaklandılar. Oradaki rüşvet skandalı. Ankara'da Sinan Aygün'le Mansur Yavaş rüşvet skandalı oldu. Hiç yedirmeyiz, ettirmeyiz, hiç sesini çıkartmıyorlar. Aynı şekilde İzmir'de oluyor. Su sel baskını, kanalizasyonlar. Antalya'da şu anda bütün sahiller, oradaki halk plajlar, bak halk plajları hepsi lüks otellere satıldı. Hiç herkes şikayetçi, imza topluyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O Muhittin Böcek var, Antalya Belediye Başkanı. Şimdi CHP'den aldı. Hiç kimse halktan o kadar imzalar toplanıyor, şikayetler ediliyor. Bolu'dan ta Ankara'da, Ankara CHP il binasının önüne kadar yürüyüş yapıyor işçiler. Kim duyuyor? Kimse. Hangi şikayetler değerlendiriliyor? Kim yapıyor? Diktatörün daniskası var orada. CHP geldikten sonra işte diyorum ya, kıçınızdaki don da gider. Bir Erdoğan daha bakalım 100 sene daha bulabilecek misiniz? Bu kendim ettim, kendim buldum türküsünü çağırmaya mecbursunuz. Bakalım göreceğiz. Erdoğan'dan sonra ne olacak? Siz bu ülkeyi HDP'ye, CHP'ye, İyi Parti'ye teslim edin. Teslim edin. Onlar sırtlan gibi çöksün bu milletin tepesine. Bunlar çok iyi günleriniz. Bu krediler. Değil mi? Yalan kanalları devam ediyor. Enkazlar, şunlar bunlar. Onlar tatlı tatlı. Bir kitap yazar. 1881 tane 2500 liraya geçirir. Halk acından ölüyor. Ekonomi battı bitti çöktü falan filan der. 15 milyon dolarlık Muğla'da denize sıfır villanın içinde yaşar. Kaçak çiftliği çıkar şeyin. Fatih Portakal'ın. Cem Küçükkaya'nın 2 milyon TL eşi Eda Hanım'a sadece tazminat ödemesi olur. Kaçak villalar, kaçak yatlar, kaçak çiftlikler hepsi milyon euroluk, milyon dolar. Ekonomi battı, ülke bitti, halk aç, millet çöpten ekmek topluyor, çiftlikten ekmek karıştırıyor, ağlıyor, ana sağladı milletin cevapçut. Onlar ceplerini dolduruyor enayi tayfasının sırtına. Yavrum benim be. Siz daha gününüzü daha yakın, bunlar çok iyi günleriniz.